Şekilde bahçe kapısının ABC'de dikdörtgeni biçimli yüzünde BC ve EF demirleri birbirine dik konumlu olup sağlamlaştırmak için BE ve EC demir parçaları kapıya montajlanmıştır. Kapının kenar uzunlukları da verilmiş. Biz bu üçgende kenar uzunluklarının karelerini alırsak eğer EB uzunluğunun karesi 20'ye, EC uzunluğunun karesi 5'i ve BC uzunluğunun karesi de 25'i getirecektir. Bu durumda kenarların kareleri toplama tabanı verdiğine göre aslında Pisagor bağlantısı sağlanıyor. Bu durumda E açısının 90 derece olduğunu söylüyoruz. Buna göre istenen uzunluklar dikten dik geldiği için eğer öklit bağıntısını kullanırsak baktığımızda kenarların oranları 1'e 2 olarak geliyorken tabanlar bunların kareleriyle orantılı olarak gelecekti. Yani 1'e 4'lük bir kenar oranımız var. Bu durumda 5K'nın 25 olduğunu bildiğimize göre de her bir K'nın değeri bize 5 olarak değer verecek. Demek ki BF uzunluğu 4 birim. Fk, FC uzunluğu da 1 birim olarak gelecek. Eğer yükseklik bağıntısını kullanırsak, h kare PK bağıntısını tanımladığımızda yüksekliğin karesi kenarlar çarpımından 4 olacak. Bu durumda yüksekliğimiz de 2 birim olarak gelecektir. Şimdi bizden istenen uzunlukları yerine yerleştirirsek BF'si 4, FC'si 1, EF uzunluğu da yani yüksekliğimiz de 2 olarak gelecek. Yani oranımız 3 bölü 2. Buradan da 1,5 olarak C şıkkını yorumlayabiliriz. Bir sonraki soruda kare şeklindeki bir kağıdın bir köşesi ağırlık merkezine gelecek biçimde katlanıyor ve şekil 2'deki gibi kale kat çizgisi oluşuyor. Daha sonra bu köşenin karşısındaki köşe kale kat çizgisinin orta noktası M'ye gelecek şekilde katlanıyormuş. Son olarak da kağıdın üst üste gelmeyen sarı bölümleri kesilip atılarak kağıt açılıyor deniyor. Bizden istenen de kalan kağıdın alanı ilk durumdaki alana göre nasıl değişmiştir? İstenenimiz bu. Şimdi bir kere M noktasının zaten orta nokta olduğu söylenmiş. Aynı zamanda ağırlık merkezine gelecek şekilde katlandığı için biz bu katlı şekli açarsak eğer kenarların mutlaka eşit olarak bölündüğünü biliyoruz. Peki tabanlar birbirine paralel olarak gelecek ve yan kenarlar orta noktaya getirdiği için aynı şekilde diğer yan kenarlarımız da eşit olarak gelecektir. Biz bu parçaların her birine birer birim verirsek eğer kağıdı açtığımız zaman eş parçanın iki birim olduğunu bileceğiz. Katlanan parçalarda orta noktadan katlandığı için diğer kenarların uzunlukları da 2 gelecektir. Şimdi baktığımız zaman ilk etapta kenar uzunluğuna 4 birim vermiş olduk. Yani ilk şeklimizin alanı 16 olmuşken ikinci şeklimizin alanı karaladığımız bölgelerin alanları içinden çıkacak şekilde hesaplanacak. Yani azalan kısımlar dikdörtgenlerin alanlarından 4 birim olarak azalıyor. E bu durumda değişim 4 birim karelik bir değişim olduğuna göre ilk alanın %25'i azalmış olarak gelmiş olacak. Yani cevabımız E şıkkı. Peki bir sonraki soruya geçelim. AB ve DC'nin birbirine paralel olduğunu aynı zamanda AB'nin DC uzunluğundan daha uzun olduğu söylenmiş bir yamuk çizilmesi istenmiş. Hemen yamuğumuzu oluşturalım. AB daha uzun olacağı için yamuğumuz bu şekilde geldi. BC doğru parçasının üzerinde bir F noktası, AB doğru parçasının üzerinde de bir K noktası istenmiş. KF doğru parçasının üzerinde de herhangi bir E noktası işaretleniyormuş. DE uzunluğunun KF'ye dik olduğu söyleniyor. 90'ımız. DC uzunluğu ve EC uzunluğunun birbirine eşit olduğu ve 8'er birim olduğu bilgisi verilmiş. Bunun dışında bir oran verilmiş bize. FC'miz K kadarken BF bunun 2 katı 2K geliyormuş. Bu durumda da KB uzunluğu isteniyor. Hemen farklı bir renkle devam edersek. Biz burada KF uzunluğunu dışarı doğru devam ettirdiğimiz zaman doğrusal bir şekilde bağlarsak. Buraya da G olarak gösterelim. Elimizde dik bir üçgenimiz var. Ve burada baktığımız zaman 90'dan gelip bu iki parçanın eşitliğini görüyoruz. Bunu sağlayan eşitlik muhteşem üçlü olacağı için CG uzunluğu da 8 birim olarak gelecek. Tabanların birbirine paralel olduğunu bildiğimize göre de burada bir benzerliğimiz var. Kelebek benzerliği. Benzerlik oranımız da 1'e 2 olarak geldiğine göre bu bize tabanlar oranı yani 8'in KB'yi oranını verecektir. O yüzden istediğimiz KB uzunluğunun değeri Buradan 16 birim olarak geliyor. Yani cevabımız B şıkkı. Bir sonraki sorumuzda kenar uzunlukları 6 ve 4 olan dikdörtgen şeklindeki kağıdın önce uzun kenarlarının orta noktasından ikiye katlandığında A ve D, B ve C noktalarının çakıştığı söylenmiş. Daha sonra iki kat olan kağıdımız şekil 3'teki gibi yine orta noktalarından katlandığında A ve K B ve L noktaları çakışıyormuş ve kağıt 4 kat haline geliyormuş. Sonrasında H -K O ve M -L -O üçgensel parçalarının atıldığını söylüyor. KO ve OL parçaları eşit olduğunda kalan kağıtlar açıldığı zaman elde edilen şekillerin çevreleri toplamı istenmiş. Kenar uzunluğunun 6 olduğunu söylemiş ama K ve L'nin orta noktalarından katlandığı bilgisi verilmiş. Bu parçaların her biri 3 birim. Aynı şekilde H ve M'nin orta nokta olduğu söylenmiş. <laughs> Affedersiniz. Bu parçalarda 3 bölü 2 birim olarak gelecek. Bu durumda 2 olarak verilen şu parçanın eşitliğini biz 4 bölü 2 olarak yazarsak dik üçgenin bağıntısından parçanın 5 bölü 2 olduğunu bulacağız. Şekli eski haline dönüştürürsek eğer ilk katını açtığımızda yine kesilen parçalar ve kalan parçalar Aynı şekilde bütün şekli açtığımız zaman da elde ettiğimiz şekil bu. <laughs> elde edilen parçalar 8 adet. Şu parçaların uzunluklarından gelecek ve her birinin 5 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bizden istenen çevre o halde çarpma işlemini yaptığımız zaman 20 birim olarak gelmiş olacak cevabımız D şıkkı. Bir açının bütünleri olan açının ölçüsü tümleri olan açının ölçüsünün iki katından 40 fazlaymış. Buna göre bu açının kaç derece olduğu istenmiş. Şimdi bize verilen bütünler tümlerin iki katından 40 fazlaymış. Ve biz biliyoruz ki bir açının bütünleriyle tümleri arasındaki fark her zaman 90 dereceye eşittir. Bu durumda bütünler yerine getirip bu bağıntıyı yazarsak 2 tümler artı 40 eksi tümler bize 90'ı verecekmiş. E kalan tümlerin bu durumda 50 derece olduğunu biliyoruz. Ve tümleri 50 derece olan açının kendisi de bu durumda 40 derece olarak gelecektir. Cevabımız C şıkkı. Bir sonraki sorumuzda birbirine 8 metre uzaklıkta bulunan 7,5 ve 3 metre uzunluğunda yere dik 2 direğin tepe noktaları arasına kauçuk lastik gerildiği söylenmiş. Bu lastik orta noktası üzerine bir leylek konunca direklere paralel bir şekilde KL boyunca esneyerek yere değiyor. Buna göre son durumda AL artı BL lastiğinin uzunluğu istenmiş bizden. Şimdi kenarlara paralel olarak yere değdiğine göre burada yine bir benzerliğimiz var. Yan kenarların birebir eşit olarak verildiğini, verildiğini biliyoruz. O halde tabanın da mutlaka birebir olarak bölünmesi gerekecek. Yani 8 metre uzunluğumuz 4'er metre olarak parçalandı. Yüksekliklerimiz 3 ve 7.5 olarak verilmişti. İlk etapta elde ettiğimiz BL uzunluğu özel üçgenden 3, 4, 5'i sağlayacak. Diğer taraftan 4 ve 7.5 olan dik kenarlarımız aslında 8 bölü 2, 15 bölü 2. Bu durumda yine özel üçgen 8, 15, 17'den de 17 bölü 2 olarak gelecektir. O halde uzunluğumuz 17 bölü 2 artı BL uzunluğumuz da 5'ti. Bu durumda. 13.5 olarak istenen cevabı bulmuş olacağız. Bir sonraki soruya geçtiğimiz zaman uzunluğu 74 santim olan AB çubuğu orta noktasından TCD ikizkenar üçgeni şeklindeki desteğin üzerine dengelenmiştir. TC ve CD uzunluklarının 13'er birim olduğu, CD'nin de 10 santim olduğu bilgisi verilmiş. AB çubuğu T noktası etrafında döndürülerek A ucu da yere değiyormuş. A üstü ucunun yere değdiği noktanın D noktasını uzaklığı isteniyor. Şimdi ilk etapta ikiz kenar bir üçgen ve tabanımız var. Tabana ait yüksekliği çizdiğimizde taban iki eş parçaya ayrılacak olup özel üçgenden yüksekliği de 12 olarak bulmuş olacağız. Bize uzunluğun 74 santim ve tam ortasından ayrıldığını döndüğü söylenmişti. O halde bu parçaların her biri 37'şer birim olarak gelecektir. Elde ettiğimiz dik üçgende eğer Pisagor bağıntısını yaparsak şu uzunluğa x dediğimizde x kare artı 12'nin karesi bize 37'nin karesini verecektir. Burada 12'nin karesini karşı eksi olarak gönderirsek elimizde iki kare farkı oluşacaktır. Yani x karenin değeri bir 37 eksi 12 çarpı 37 artı 12 olarak gelecek. Elde ettiğimiz değerler 25 ve 39 şey 49 x kare buna eşit olduğuna göre x'in değeri de 5 çarpı 7'den 35 olarak gelecektir. Bizden istenen uzunluğumuz ise a üstü d arasındaki uzaklık. Yani 35'in üstüne bir 5 birim daha ilerlememiz gerekiyor. O halde cevabımız 40 yani d şıkkı olacaktır. Bir sonraki soruda tabanları doğrusal ve taban uzunlukları 6 birim olan A B C D C E ve F E G eş ikizkenar üçgenleri gösterilmiştir. F H B G yedik olarak verilip D H uzunluğu 11 birim olarak verilmiştir. Bizden de B H uzunluğu isteniyor. Şimdi tabanların altışar birim olduğunu biliyoruz ve ikizkenar üçgende tabana çizilen yükseklikler tabanı iki eş parçaya ayıracaktır. Biz üçgenlerimiz eş olduğu için aynı yüksekliği eğer D'den de indirirsek buradaki tabanlarımız da 3'er birim olacak. Verilen DH uzunluğu 10 birimdi. O halde elde ettiğimiz yükseklik 3 4 5 üçgeninin katlarından 6 8 10 özel üçgeni olarak gelecektir. Üçgenlerimiz eş üçgenler, o yüzden yükseklikler aynı. Yani FH uzunluğumuz da 8 birim. Elde ettiğimiz bu defa FBH dik üçgenine bakarsak tabanımız 15, yüksekliğimiz 8. O halde bizden istenen FB uzunluğu da özel üçgen 8 15 17'den 17 olarak gelecek. Cevabımız B olacaktır. Eşkenar üçgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına birer metre arayla ağaç dikilecekmiş. Bu dikme işlemi bir köşeden başlayarak oklar yönünde her köşeye bir ağaç gelecek şekilde yapılmakta. ağaçlara birden başlayarak ardışık numaralar verilmekteymiş. Dikilen son ağacın numarası 12 olduğuna göre 3 ve 10 numaralı ağaçlar arasındaki uzaklık istenmiş. Son ağacın numarası 12 olduğuna göre 12 tane ağaç dikiyoruz. Eşkenar üçgen ve tüm köşelere gelecek şekilde ağaçlar dikileceği söylenmiş. Bu durumda dikeceğimiz ağaçlar 4 eş aralık oluşturacak şekilde dikilecektir. Yani bir numaradan başlarsak diğer köşemizde 5 numaralı ağacımız olacak. Diğer bir köşemiz 9 numaralı ağacı getirecek. Ve 12 numaralı ağacın geldiği yerde Burası olmuş olacak. Eşkenar üçgen olduğuna göre 60 derecelik açıyla geldiğini biliyoruz. Ve bizden istenen 3 ve 10 numaralı ağaçlar arasındaki uzaklık olacaktır. Elimizde 60 derecelik bir üçgenimiz var. Kenar uzunluğu 2 birim. Taban uzunluğu 3 birim olacak şekilde bir üçgenimiz var. Gelin bu üçgeni yan tarafta oluşturalım. Bir kenarı 2, bir kenarı 3. Aradaki açısı da 60. Bizden istenen de buradaki uzunluğumuz. Eğer biz bu üçgene ait yüksekliği çizersek elimizde bir 30-60-90 üçgeni oluşacak. 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3. Üçlük tabandan biri kullandığımıza göre kalan uzunluğumuz 2. Bu üçgende de Pisagor bağıntısını kullanırsak x kare uzunluğumuz 2'nin karesi artı kök 3'ün karesinden gelecektir. Uzunluğumuz 7 birim olduğuna göre karesi kendisi kök 7 olarak gelecek ve cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet son sorumuzda grafiker Ertuğrul'un amblem tasarımı için tabanları doğrusal ve taban açıları eşit olan ikiz kenar üçgenlerin bir kısmını üst üste gelecek şekilde çizdiği ve oluşan şeklin çevresinde kalın çizerek amblemi tamamladığı bilgisi verilmiş. Kenar uzunlukları verilmiş bizden istenen de KM ve AB arasındaki farkın ne kadar olduğu. Bir kere üçgenlerimiz ikiz kenar üçgenlerdi. Biz büyük üçgenle başlarsak Buradaki DEF ikizkenar üçgeninin PE uzunluğunu A kadar dersek bir kenarının 5 artı A kadar geldiğini görüyoruz. Bu durumda RF uzunluğuna kalan uzunluğumuz 2 artı A kadar gelecektir. Açıların eşit olduğu söylendiğine göre içerilerde oluşan üçgenlerimiz de aslında ikizkenar birer üçgen olarak geliyor. O halde R artı RL uzunluğumuz da 2 artı A kadar geldi. Demek ki KLM ikizkenar üçgeninin bir kenar uzunluğu 4 artı A kadar gelecek. Yani KM uzunluğunu bulmuş olduk. Aynı işlemi ABC üçgeni için yaparsak içeride kalan parçası taban açıları eşit olan ikiz kenarlar olduğu için yine A kadar gelecek olup AB ikiz kenarın bir uzunluğunu da A artı 1 kadar bulmuş olacağız. İstenen farka bakarsak KM 4 artı A kadardı. AB A artı 1 kadardı. Aralarındaki farkı alırsak da cevabımız 3 birim yani A şıkkı olacaktır.